Onlar daha iyi yarınların peşinde koştular. Hiç tanımadıkları insanların hayatlarına varlıkları ve çabalarıyla katkıda bulundular. Onlar insanlara cesaret verdiler. Onlar fırsatlar yarattılar. Günlerini bu uğurda harcadılar. Bunu yaparken hiçbir ödül ya da övgü beklentileri yoktu. Sadece daha iyi yarınlara inandılar. Umut ettiler. Bu mücadeleden hiç vazgeçmediler. Bu program insanların hayatında fark yaratanları arıyor. Türkiye'nin dört bir yanında iyiliğin peşine düşüyor. Fark Yaratanlar başlıyor. Sevgili seyirciler, yeni bir Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. Bugün size belki bir kısmınızın tanıdığı ya da belki birçoğunuzun ilk kez tanıyacağı, bizim çok yakından tanıdığımız, sevdiğimiz bir isimle gelelim istiyoruz. Ercan Tutal ismini bilmiyorum, duydunuz mu? Ben kendisiyle yıllar önce Antalya'nın Kaş ilçesinde engellilere dalış kursu verirken tanışmıştım. Ben de dalış öğrenmeye çalışıyordum ve aynı teknede engelli vatandaşlarımızla, arkadaşlarımızla beraber neşe içinde bir Akdeniz kasabasında dalmayı öğreniyorduk. Türkiye'de bir ilkti, çok yeniydi. Ercan'ın mütevazi bir kasabada, küçücük bir teknede başladığı bu çalışmalar yıllar içinde gelişti. Ercan, Türkiye'nin belki de engellilere yönelik ilk büyük projelerinden bir tanesinin altına imzasını attı. Ercan Tutal'ın yaptığı, Türkiye'de pek çok insanın içinde örnek olabilecek bir özellikti. O gerçek anlamda bir fark yaratandı. Ve binlerce engellinin hayatında bakın nasıl fark yarattı. Onları sokakta gördüğünüzde, hayatlarınıza dahil ettiğinizde önce engelli sıfatını ekliyorsunuz. Onların isimlerini, yaşlarını, kimliklerini geriye itip ilk sıfat olarak engelli kavramıyla başlıyorsunuz düşünmeye. Ama onların engellerinden öte bir hayatları da var. Bir isimleri, bir geçmişleri, geleceğe yönelik hayalleri var. Biz onlara eşit fırsatlar tanımasak da, gündelik hayatın eşitlik terazisi biraz bozulsa da, biz çoğu kez fark etmesek de, onlar hayatın tüm zorluklarına meydan okuyarak engelleri yıkmaya devam ediyorlar. Farkında mısınız? Onları sokaklarda göremesek de bu ülkede yaklaşık 8,5 milyon engelli vatandaşımızla beraber yaşıyoruz. Farkında mısınız? Türkiye'deki engellilerin %64'ü okuma yazma bilmiyor. Ve eğitim gören engellilerin sadece %7'si lise eğitimini tamamlayabiliyor. Biz her ne kadar onların sorunlarını konuştuğumuza inansak da, Türkiye'de konuşma engelli bireylerin sadece %40'ı tedavi görebiliyor. %60'ı ise doktor tedavisinden uzakta yaşıyor. Farkında mısınız? Türkiye'de zihinsel engelliler için 7000 sınıf öğretmenine ihtiyaç var. Ve sadece çok az insan bu görevi kabul ediyor. Türkiye'deki engellilerin sadece %22'si bir işte çalışabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise engelli vatandaşlarının %83'ü hayata çalışarak katılıyor. Hayatta hepimizin engelliler için iyi niyetleri var. Pek çoğumuz onları gördüğümüzde yardım etmek istiyoruz. Bir engelliyi karşıdan karşıya geçirmek ya da tekerlekli sandalyeli bir insana yardım etmek bizi belki bir parça iyi hissettirebiliyor. Ama bizim iyi hissetmemiz ve küçük yardımlarımız onların hayatlarını büyük ölçüde değiştirmiyor. Türkiye'de haklar yasalarla belirlenmiş olsa da engelli vatandaşlarımızın hayatını yaşanabilir kılmak çoğunlukla sivil toplum kuruluşlarına, isimsiz kahramanlara kalmış gözüküyor. Engellilerle ilgili gözümüzün önündeki sorunların çoğu kez farkına varamasak bile bu işe gönül veren birileri onların hayatında fark yaratıyor.
Ercan Tutal 20'li yaşlarının başında Almanya'ya üniversite okumak için gittiğinde hayalinde çevirmen olmak vardı. Almanya'da İtalyan dili ve edebiyatı okurken Türkiye'ye dönmeyi, hem profesyonel olarak ilgilendiği dalışa devam etmeyi hem de mesleğiyle ilgili bir iş kurmayı planlıyordu. Fakat Almanya'da yaşadığı günlerde günlük hayatta karşılaştığı engelliler, okuldaki engelli arkadaşları onu hiç düşünmediği bir alana doğru kaydırmaya başladı. Avrupa'da engellilerin sosyal hayata katılımını gördükçe, onların hayatlarına dokundukça bu olması gereken değişimin neden Türkiye'de bir türlü yaşanmadığını sorgulamaya başladı. Yani sosyal yaşamın içerisinde yine tabii okul sıralarında da engellilerin hayatın içerisinde bu kadar aktif, eşit rol almalarını gözlemleme şansım oldu. Çünkü spor yaparken, işte ne bileyim ders çalışırken, kütüphanelerde, alışveriş merkezlerinde, sosyal yaşama ait bütün mekanlarda engelliler tam ve eşit katılıyorlardı ve hatta çok da aktiflerdi. Bu o kadar etkileyici bir durum ki, özellikle tabii Türkiye gibi bir ülkeden geliyorsanız belki de ilk dikkatinizi çeken şey bu oluyor ve bilirsiniz, seyahat edenlerin ilk söylediği şeydir, ne kadar çok engelli var Avrupa'da diye. Oysa yani bütün dünya üzerinde biliyoruz ki engellilik nüfusu hemen hemen nüfusun %10'larına denk düşüyor. Bizde biraz daha belki fazla ama diğer taraftan tabii hayatın içerisine katılma oranı çok yüksek Avrupa'da. O yüzden sokakta, işte bütün iş yerlerinde ve hayatın her alanında engelliye rastlayabiliyorsunuz. Ben bundan çok etkilendim. Almanya'da ve Avrupa'nın birçok ülkesinde karşılaştığı engellilerin yaşam şartlarını görünce Türkiye'de bu konuya duyarsız kalamayacağını düşündü. Okulunu bitirip 1998 yılında Türkiye'ye döndüğünde çevirmen olmayı bir kenara bırakıp kendisini engelli vatandaşlarımıza adamaya karar verdi. Fakat nereden başlayacağını tam olarak bilemiyordu. İlk adım olarak en iyi bildiği alandan, dalış eğitmenliğinden başlamaya karar verdi. Kendisiyle beraber dalış yapacak bir engelli vatandaş aramaya başladı. Başlangıçta zorlandığımı söyleyebilirim gönüllü dalıcı bulmakta. Çünkü ilk dönemlerde ben engellilerle dalış yapmayı istediğimi söylediğimde, ya şimdi bu kadar sorun varken bu dalış da nereden çıktı, niye yani dalış biraz lüks bir şey değil mi gibi tepkilerle de karşılaştım açıkçası. Fakat zaten böyle sporcu kimliği olan çok girişken bir arkadaşımız Ayhan Metin bunu duyunca hemen bir telefon görüşmesi oldu aramızda ve görüşmenin akabinde biz belki de 5-6 saat sonra havuzdaydık birlikte ve ilk dalışı Ayhan Metin'le yaptım. İşte Dalmak Özgürlüktür projesi bu ilk dalışla başladı. Aslında dalış yapmak engelliler için küçük bir semboldü. Yine de bu engelliler kendine güvenini kaybetmiş, sokağa dahi inemeyen engelli bireylere suyun altına inebileceklerini göstererek büyük bir adım attılar. Önce engellilere Dalmak Özgürlüktür sloganıyla bir dalış programı başlattım. Kesintisiz olarak devam eden bir program haline geldi bu ve 10. yılında 1500-2000'e yakın değişik engel grubundan kişinin su altı dünyasıyla tanışmasını sağlayan devasa bir programa dönüştü. Hatta artık öyle iddialı bir noktaya geldi ki bu Türkiye'deki çalışma. Şu an dünya üzerinde engellilerin en çok dalış yaptığı ve su altı dünyasıyla tanıştığı ülke Türkiye diyebiliriz. Hayatımdan daha iyi bir şey olabileceğini zannetmiyorum. Hayatımın
duyduğumda inanmak istemedim. Çünkü yani böyle bir şey dedim, hayatım bana böyle bir hediye verebileceğini düşünmedim. Yani Bodrum'a gitmek zordu benim için. Yani bir de burada yüzme, işte dalış, bunları düşününce yani kesin inanmak istemedim. Sonra inanmaya başladım. Endişeler başladı. Çünkü ben böyle sakin, rahat bir ortam beklemiyordum. Kalabalık bir kumsalda olacağız zannettim. Herkesin gözü bizim üzerimizde. Ve günlük hayatta yaşadığımız şeyleri yaşayacağımızı düşündüm. Ne onlar mesela? Günlük hayatta ne yaşıyorsunuz? Mesela minibüse inip binerken zorlandığımızda herkesin gözü bizim üzerimizde. Ne bileyim, markette, okulda, yani her yerde bu. Hiç böyle bir olumsuzluk yaşamadığımız herhangi bir mekan yok. Yani sadece evimizin içinde belki rahatız. Ercan Tutal artık yazları Kaş'ta yaşıyor. Bir yandan dalış eğitimi vererek geçimini sağlarken, bir yandan da engelliler için daha kalıcı, yüksek katılımlı, sürdürülebilir projeler geliştirmeye çalışıyordu. Su altının büyülü dünyasıyla tanışan ve kendileri için imkansız olduğuna inandıkları şeyleri gerçekleştiren engellilerin gözündeki ışık, Ercan Tutal'ın da hayallerini büyüttü. Onu daha büyük projelere teşvik etti. Engelli olmak aslında hayatın dışında olmak anlamına geliyor Türkiye'de. Hayatın dışında olduğunuz zaman işte ne istediğiniz gibi yüzebiliyorsunuz. Çünkü havuza gittiğinizde siz yüzmeye başladığınız için havuzda diğer kimseler, aileler çocuklarını o havuzdan alıyorlar. Maalesef bu tip ayıplar var Türkiye'de. Hala devam ediyor bu. Çünkü engelliliğin bulaşıcı olduğunu düşünen cahil, ama ortalıkta bilgili ve entelektüel gibi gezinen yüzlerce binlerce aile var ve havuzlara engellilerin yani özgürce hiçbir şey olmadan, özel bir engelli havuz programı olmadan bayağı bağımsız birer vatandaş olarak gitmelerinin önünde çok büyük bir engel var Türkiye'de. Diğer bütün sosyal yaşam alanları da aslında böyle. Yani gittiğimiz diskoteklerden ve mekanlardan söyleyebilirim. Gittiğimiz diskoteklerde ve plajlarda biz geldikten sonra, yani ben ve Alternatif Kamp'ın engelli gençleri birlikte, gönüllerimizle beraber o mekana girdiğimizde mekanı terk eden onlarca insanla karşılaşmak tabii bir Türkiye vatandaşı olarak sizi üzüyor. Çünkü işte Avrupa'da bu yok örneğin. Kimse dönüp arkasından bakmıyor cüce bir insanın. Yani öğrencilerimden birinin söylediği ve bütün bizim içimizi acıtan bir cümle vardır. O şöyle bir yorum yapmıştı. Tekerlekli sandalyelilerle benim aramda büyük bir fark var diyordu. Onlara sadece acıyorlar ama benden dalga geçiyorlar demişti. Biz tabii ki cücelikle hala dalga geçebilen, tekerlekli sandalyeli vatandaşları dilenci zanneden ve işte gördüğümüz diğer bütün engel grubundaki kişilere onlar istemediği halde ekstra, fazladan, abartılı yardım etmeye çalışan ve engellilik sorununun çözümünü televizyon programlarında işte bağış yaparak, sadece işte şov yaparak, işte küçük bağışlarla ve benzeri işte vicdan rahatlatan ve sonrasını asla takip etmediğiniz bir takım yardımlar yaparak çözebileceğimizi düşünüyoruz. İşte o günlerde Ercan Tutal ve kendisi gibi yola koyulan gönüllü arkadaşlarının hakkında kamp fikri oluşmaya başladı. Her türlü engel grubundan bireylerin ücretsiz olarak katılabileceği, spor, yüzme, dalış, dans dersleri alabileceği bir kamp fikrini hayata geçirmek için arayışlara giriştiler. Çeşitli fonlardan aldıkları yardımlar ve en önemlisi gönüllülerin özverili katılımıyla ilk kamp 8 yıl önce Bodrum'da açıldı. Engeller hangi sporları yapabilir ve ne gibi ortamlarda yapmalılar düşüncesinden yola çıkıp Alternatif Kamp projesini gerçekleştirdim. Alternatif Kamp tabii ki sıfır bütçeyle gerçek bir sosyal girişimcilik öyküsü olarak başlayan, 8. yılını tamamlayan, sürdürülebilirliğini yıllardır kanıtlamış bir projedir. Bütün bu geçen 8 sene içerisinde Alternatif Kamp projesinde 7000'in üzerinde engelliye ev sahipliği yaptık ve ücretsiz olarak hizmet verildi Alternatif Kamp'ta. Tabii ki en önemli ayırt edici özelliklerinden bir tanesi de oydu. Ağırlıklı olarak spor eğitimi, kişisel gelişim
beceri geliştirme ve gençlerin belki de hayatlarında ilk defa ailelerinden bağımsız, bakıcılarından, danışmanlarından bağımsız kendi yaş grubundaki gençlerle bir araya geldi. Gerçek bir entegrasyon ortamı sağladık Alternatif Kamp'ta. Bütün bu ulaşılabilir, engelsiz yaşam alanında işte sabah sporuyla başlayan, yüzme, havuz ve denizde yüzmeyle devam eden ve daha sonrasında da onlarca değişik spor programını yine konusunda uzman eğitmenler ve gönüllerle yürüten, işte resim, müzik, dans ve benzeri gibi de rekreasyonel, sportif etkinliklerin, beceri geliştirme eğitimlerinin yapıldığı bir uygulama içerisinde 8. senesinde devam ediyor. Çok güzel bir yer yani. Her istediğim. Yüzmeyi biliyor muydun Abdullah? Önceden tek tuk biliyordum. Burada daha iyi öğrendim ve dalgıçlık da öğretiyorlar burada. Denizdeyken sanki bunanımda gibiydim. Buraya geldim, adeta rahatladım. Yeni doğmuş bir çocuk gibi. Elimde olsa zamanı durdurup burada kalırım. Alternatif kamp projesi tam 8 yıldır aralıksız olarak sürüyor. Yaz aylarının başında, başta İzmir Şakran olmak üzere Samsun, Fatsa, Van gibi çeşitli merkezlerde kamplar açılıyor. Dünyanın ve Türkiye'nin birçok yerinden gelen gönüllüler eşliğinde her tür engel grubundan bireyler bir hafta hem tatil yapıyor hem de başka bir hayatla tanışıyor. Her hafta değişen engelli gruplarıyla yaz boyunca yüzlerce engelli bu kamplarda ücretsiz olarak faydalanıyor. Almanya'dan ilk geldiği günlerde bir düş peşinde koşan ve peşine düşen gönüllülerle bu hayalini paylaşan Ercan Tutal, son projesinde geçtiğimiz yıl hayata geçirdi. Sadece engellileri değil, sosyal dışlanmışlık içinde bulunan, yoksulluğundan dolayı yeteneklerini geliştiremeyen, engelinden dolayı sanata katılamayan herkes için Düşler Akademisi'ni kurdu. O milyonlarca, işte 8,5-10 milyon arası diye belirtilen engelli kesimin içerisinde elbette ki resim yapmayı bilen, şarkı söylemeyi bilen, işte piyano çalmayı öğrenebilecek, flüt çalmayı öğrenebilecek, saz çalmayı öğrenebilecek ve hatta bilen, kendisini sahne sanatları, görsel sanatlar, plastik sanatların herhangi bir dalında ifade ederek hayatın içerisinde sanatçı kimliğiyle var olabilecek onlarca, yüzlerce insan vardı ve biz bunlara da aslında şeyimizi, kapılarımızı kapatmıştık. Düşler Akademisi projesinde de toplam 11 kültür sanat atölyesi açarak resim, müzik, dans, drama, enstrüman, DJ atölyesi, fotoğraf, film atölyesi gibi aktif beceri geliştirme atölyeleri açıp burada onların o gizli kalmış yetenekleriyle kendilerini var etme şansı sağlamak üzere bir senedir çok yoğun bir program yürütüyoruz. Bugün sponsorların ve gönüllülerin desteğiyle Beşiktaş Belediyesi'nin tesislerinde hayata geçen Düşler Akademisi'nde engelliler danstan fotoğrafçılığa kadar birçok alanda eğitim alıyor ve hayata bir anlamda yeniden başlıyor. Bir gece yattım, sabah kalktım, %90 görme illetimi kaybetmiş olarak kalktım. Dünyadaki her canlı bir engelli adayıdır. Dünyadaki tabii en büyük servet de sağlıktır. İleride yapay zeka veya siyasal bilimler, özürlülerin işte kamu yönetimi özürlüler için pek fazla alternatif tanımıyor. Siyasal bilimler, hukuk veya Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmek istiyorum yapay zeka okuyarak. Ercan Tutal, yıllar önce hepimizden biriydi. Hepimiz gibi hayata dair sıradan dertleri, günlük sorunları ve bu sorunlar için küçük çözüm önerileri vardı. Ama o herkesten farklı olarak içindeki iyiliğin elinden tuttu. Hiçbir maddi çıkar gözetmedi. Kendisinden daha az şanslı olan insanların hayatını değiştirmeye karar verdi. Onların gözlerindeki ışığa güvendi ve binlerce kalpte kocaman bir fark yarattı. Sevgili seyirciler, Ercan Tutal'ın daha gidecek çok yolu var. Hem onun hem de bizim
Türkiye'de engelli vatandaşlarımız için yapacak daha çok şeyimiz var. Eğer siz de etrafınızda Ercan Tutal gibi fark yaratanlar olduğuna inanıyorsanız, kısa bir aradan sonra lütfen vereceğim adreslere onları yönlendirin. Onların da bu programda yer almasına fırsat tanıyın.